İstanbul'un en büyük, Kapkaç çetesinin liderliğini yaptığı iddia edilen Fırat Delibaş kimdir? Delibaş Sedat, Peker hakkında neler söyledi? Delibaş, 2019 yılında polise direndiği için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir suçtan dolayı Haziran 2023'te yeniden gözaltına alındı. Diyarbakır'da 1989 yılında doğan Kürt kökenli Fırat Delibaş'ın hayatı suçla iç içe geçti. Türkiye'nin en ünlü Kapkaç çetesinin lideri olan Delibaş, A ve Deli lakaplarıyla tanınıyordu. 2000'li yılların başında ailesiyle İstanbul'a yerleşen Delibaş, şarkıcı Cengiz İmren'le de bir süre ortaklık yaptı. 2003 Ekim'inde Beyoğlu'nda 30 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan Delibaş, 41 ile 89 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaevinde 3 yıl kaldıktan sonra serbest bırakılan Delibaş, suç dünyasından uzaklaşmadı. 2019 yılında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işleyen Delibaş'a 1 yıl 21 ay hapis cezası verildi. Bu ceza kesinleştikten sonra Delibaş aranmaya başlandı. Haziran 2023'te Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbar üzerine Esenyurt'ta düzenlediği operasyonla yakalanan Delibaş emniyete götürüldü. Suç dünyasına giriş İstanbul Delibaş için hem yeni fırsatların kapısını açtı hem de suç dünyasına giriş yolunu sundu. Ekonomik zorluklar ve sosyal dışlanma onu hızla bu karanlık dünyaya çekti. Başlangıçta küçük suçlarla başlayan yolculuğu zamanla daha organize ve büyük çaplı suç faaliyetlerine evrildi. Bu süreç Delibaş'ın suç dünyasında tanınan bir isim haline gelmesinin temelini attı. Kapkaç çetesi liderliği Delibaş, etkili bir Kapkaç çetesi kurarak adından söz ettirmeye başladı. Bu çete, hızla İstanbul'un en korkulan suç örgütlerinden biri haline geldi. Delibaş'ın liderlik yetenekleri, cesareti ve stratejik düşünce yapısı, çetesinin başarısında önemli rol oynadı. Çete üyeleri arasında sıkı bir bağ ve sadakat ağı kuruldu. Bu da onların uzun yıllar boyunca faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağladı. Sedat Peker ve Fırat Delibaş arasında neden bir husumet var? Sedat Peker ve Fırat Delibaş arasındaki husumetin kaynağı olarak farklı iddialar ortaya atılmıştır. Bunlardan biri Fırat Delibaş'ın Sedat Peker'in eski ortağı olan Cengiz İmren ile işbirliği yapmasıdır. Cengiz İmren, Sedat Peker ile aralarının bozulmasından sonra Fırat Delibaş'ın yanına sığınmış ve onunla birlikte müzik yapmaya başlamıştır. Sedat Peker ise Cengiz İmren'i ihanetle suçlamış ve ona karşı tehditler savurmuştur. Bir başka iddia ise Fırat Delibaş'ın Sedat Peker'in rakibi olan Alaaddin Çakıcı ile yakınlaşmasıdır. Alaaddin Çakıcı, Türkiye'nin en eski mafya liderlerinden biri olup, Sedat Peker ile ideolojik ve siyasi farklılıklar yaşamıştır. Fırat Delibaş ise Alaaddin Çakıcı'nın oğlu Onur Çakıcı ile arkadaşlık kurmuş ve onun düğününe katılmıştır. Bu durum Sedat Peker'in hoşuna gitmemiş ve Fırat Delibaş'a karşı kin beslemesine neden olmuştur. Bir diğer iddia ise Fırat Delibaş'ın Sedat Peker'in akrabalarından birini öldürmesidir. Bu iddiaya göre Fırat Delibaş 2000 yılında Rize'de kaçakçılık yaptığı belirtilen Abdullah Topçu'yu öldürmüştür. Abdullah Topçu ise Sedat Peker'in akrabasıdır. Bu olay Sedat Peker ile Fırat Delibaş arasında kan davasına dönüşmüştür. Son olarak Fırat Delibaş'ın Sedat Peker'e meydan okuması da husumetin bir sebebi olarak gösterilmektedir. Fırat Delibaş'ın suçları şunlardır. 2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu Paul Et'in Usrifo'yu tasarlayarak öldürme, 2003 yılında Beyoğlu'nda 30 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda kendisinin adamı olduğu bilinen 35 kişiyle birlikte gözaltına alınma, 2019 yılında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak için direnme, 2023 yılında Esenyurt'ta organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınma. Kapkaç çetesi lideri Fırat Delibaş'a 89 yıl hapis cezası istendi. İstanbul'da Kapkaç çetesi liderliği yaptığı iddia edilen Fırat Delibaş, 2003 yılında Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 35 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Delibaş hakkında 41 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası istendi. Fırat Delibaş, 1989 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kürt kökenli olan Delibaş, Türkiye'nin en ünlü Kapkaç çetesinin lideri olarak tanınıyordu. A ve Deli lakaplarıyla anılan Delibaş, 2000'li yılların başında ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Şarkıcı Cengiz İmren'le de bir süre ortaklık yapan Delibaş, birçok suça karıştı. 2003 yılı Ekim ayında Beyoğlu'nda polis ekiplerinin 30 ayrı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda Delibaş ve 35 adamı yakalandı. Delibaş'ın evinde yapılan aramada çok sayıda silah, mermi ve sahte kimlik ele geçirildi. Delibaş hakkında açılan davalarda 41 yıldan 89 yıla kadar
hapis cezasına çarptırılması istendi. Delibaş, cezaevinde 3 yıl kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak suç dünyasından uzaklaşmadığı ve yurt dışına kaçmayı planladığı iddia edildi. Haziran 2023'te Esenyurt'ta organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonla yeniden gözaltına alındı. 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu operasyon kapsamında yakalanan Fırat Delibaş, söz konusu davayla ilgili 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fırat Delibaş, hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim edilmişti. Ancak Fırat Delibaş'a ait olduğu bilinen Instagram hesabından 13 Şubat 2020 tarihinde bir paylaşımda bulunulduğu görüldü. Paylaşımda Delibaş, kendisine yöneltilen suçlamaların çoğundan beraat ettiğini ve gazetelerin yalan haberler yaptığını iddia etti. Bu paylaşım, Delibaş'ın firar ettiği veya tahliye edildiği spekülasyonlarına yol açtı. Fırat Delibaş'ın şu an nerede olduğu ve cezaevinde mi, yoksa tahliye mi olduğu sorularının yanıtını ise resmi makamlardan almak mümkün değil. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Ceza İnfaz Kurumları Bilgi Sistemi, GIS üzerinden yapılan sorgulamada Delibaş'ın adına rastlanmadığı görülüyor. Bu durum, Delibaş'ın firari olduğunu veya başka bir isim altında kaydedildiğini akla getiriyor. Fırat Delibaş'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken, suç dünyasındaki faaliyetleri de takip altında tutuluyor. Son olarak Haziran 2023'te organize suç örgütü lideri, Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu iddia edilen Mehdi ile Fas uyruklu iki kadının Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı haberleri basına yansımıştı. Efraim Yücel kimdir? Efraim Yücel, Türkiye'de organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın yakın adamı olarak bilinen bir kişidir. Efraim Yücel, 2000 yılında Sivas'ta tarlada su kuyusuna düşerek boğulan ağabeyinin adını taşımaktadır. Efraim Yücel, 2018 yılında Fırat Delibaş ile birlikte İstanbul Beyoğlu'nda polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştır. Efraim Yücel, Fırat Delibaş ile birlikte 41 yıldan 89 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen bir dava kapsamında tutuklanmıştır. Gazeteci Barış Pehlivan, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütü üyelerinin adli kontrolle serbest bırakılmasını eleştirdiği yazısı nedeniyle tehdit aldığını duyurdu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, dünkü köşe yazısında, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Lacton Holding patronu Ali Osman Akat'ın tahliye sürecini anlattı. Pehlivan, Akat'ın yaklaşık 5 milyon lira değerinde metamfetaminle yakalanmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Bakın, arabasında uyuşturucuyla yakalanıp menzilci olduğu için beraat eden emniyet müdürü Zafer Çey'i hatırlatmıyorum bile. Sadece son 3 haftada olanlara bakarak soruyorum. Zamanında verilen yargı kararlarına karşı eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile açık polemiğe giren Bakan Soylu yine ses çıkarır mı? Yoksa birilerinin derdi aslında metamfetamini mağlup etmek değil mi? Diye sordu. Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yazısında ismi geçen Fırat Delibaş'a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından ciddi tehditler aldığını açıkladı. Pehlivan, Cumhuriyet'teki köşemde adının haberlerde geçtiğini yazdığım için Fırat Delibaş'a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından ciddi tehditler alıyorum.